anne ne yaptın yine ya? Bana bak Fazilet! Fazilet! Bana bak! Ortalığı boş buldun, dünkü çocuğu parmağında oynatıyorsun değil mi? Ama yok, döndüm ben artık. Oğlumdan da, o yalıdan da fersah fersah uzak duracaksın, anlaşıldı mı? Sen orada dur bakalım biraz. Çok ileri gittin. Oğlunu al, tepe tepe kullan, senin olsun. Ama o yalı işi senin boyunu aşar Şükriye Hanım, aşar! Hoşt! Karı! Sen kime diyorsun be? Ha? Anne! Ha? Sana diyorum, al sana, yolarım seni arkadaşlarına. O yalıdan uzak dur kardeşim. Çekil başını, yolarım. Bırak ne halleri varsa görsünler. Nerede bura? Fazilet! Bundan sonra bu mahallede sana rahat huzur yok. Bunu böyle bir göreceksin sen. Elinden geleni ardına koyma. Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. Onu da nefesinde söndürüveririm evelallah. Seni doğduğuna pişman edeceğim Şükriye! Pişman edeceğim çirkef! Yürü kız sen de, yürü! Nerede para? Neyse. Bulsam ne olacak ki? Gidip verebilecek miyim sanki bu halimle? Çirkin, gönlü çirkin işte. Haset. Çirkin! Anne tamam. Ellemeyecektiniz, onun saçını başını daha fazla yolacaktım anne, ben. Anne tamam. Git oğlundan sonra hesabını. Anneciğim sakinleşir misin? Tamam ya. Bırakacaktınız, saçını başını yolacaktım oğlum. Şuna bak, her yerim elledi. Bit de vardır bunda şimdi, bit. Vallahi sıkı performanstı anne. Ya seni bizim spor salonuna mı alsak dövüş hocası olarak? Sen konuşma, vallahi seni de paralayı veririm şimdi şurada ha. Yani uzamasın artık ya, ne olur. Uzasın! Uzamasın da ben de kandırdım o yellozu. Gitsin oğluna sorsun bunun hesabını. Anne zaten kovulduk bitti. Kovulduk bitmedi efendim. Bitmedi bitemez. Ben de o yalıya geri dönmezsem şu fazileti kör kuyulara atın. Kovuldunuz ha. Hayırlı olsun. Dur bakalım Hazan Hanım. Dur. O iş o kadar kolay değil. O kadar kolay değil. Hele senin şu tanışıklığından sonra. Hiç kolay değil. Aklından ne geçiriyorsan sil. Yoksa ellerimle silerim. Bir kızım oğlunun arabasında başını yakmış. Öbür kızım kanıyla canına can katmış. Kolay mı öyle kış kış demek bana? Yok öyle yağma. Yok öyle yağma. Ama ben bu Şükriye'yi parçalayamadım. Tamam artık, sabahtan akşama kadar bitmez bu kancan muhabbeti. Kızım bu yatağın hali ne ya? Ne oldu anlatsanız, bıçak var yatağın üstünde. Neyse orada ben yatarım. O değildi. Yasin bitti ya. Uf, açacak şimdi, ona nasıl evde? Uydurmadan düşünecekti. Aşk olsun ama abla ya. Sen bile böyle diyorsan. Anne kim? Git aç bakalım şu kapıyı. Ya Şükriye teyze geldiyse? Geleceği varsa göreceği de var Şükriye teyzenin. Git aç. Hazan Hanım. Sen şu tanışıklığı bir anlat bakalım hadi. Sanki hastanede odanın kapısından dinlediğini bilmiyoruz. Ben yine de en başına anlatayım sana anneciğim. İçin rahat etsin. Spor salonundan tanıyorum. Arabasına bindim ama sizli bizli konuşuyorum. Samimi değiliz. Oldu mu? Otur ağla şimdi sen. Ha? Ne oldu, hayallerini mi yıktım? Sen de gazeteciler gibi pek bir heyecanlandın. Sen mi yıkacaksın benim hayallerimi? Buna gücün yeter mi senin? Senin anan boş hayallerin üzerine yatar mı kızım? Ne sandın? Gazeteciler heyecanlanır tabii. Adamlara malzeme lazım, haber yapacaklar. Sen kim? O adam kim?
erkek Fatma. O adam seninle böyle bu halde gönül bile eğlendirmez be. Hadi onu bunu bırak da abisini anlat. Nereden tanıyorsun sen abisini onu? Hı? Diktin gözlerini adama. Az kalsın kızın kolunu kırıyordun. Söyle bakalım nereden tanıyorsun abisini? Hadi anlat. Betül abla geldi. Al işte. Canım. Merhaba. Ah, aklım başımdan gitti ya. Betül hoş geldin kızım. Nasılsın? Annen nasıl? Gel. Gel otur. Yavaş. Nasıl oldun? Biraz dağınık, kusura bakma. Aşk olsun. Ne oldu? Sen ne sandın Azlan Hanım? Ben lep demeden leblebiyi anlayıveririm. Demek bu adam abisiymiş ha? Abisiymiş. Bakın beyler. Şimdi bize güvenin dediniz ya, biz yine de işi sıkı tutup kendi adamımızla verdik. Bak ne oluyor? Arka kapıda basın toplantısı düzenleniyor değil mi? Ne deseniz haklısınız Yağız Bey. Hastanemiz bu konuda size karşı çok mahcup. Nasıl olduğunu inanın biz de anlamadık. Ya sizin işiniz anlamak değil zaten. Görevinizi yapın. Yani bir söz veriyorsunuz, arkasında durun. Babamın telefonu lobide kaybolmuş. Bir zahmet onu buluverin. Emredersiniz. Ben kafeye iniyorum. Tamam canım, biz de babanla eve geçeriz. Yağızcığım, bu durumu nasıl açıklıyorlar? Açıklayamıyorlar. Beceriksizler. Oh aşkım ya. Hepsi benim yüzümden oldu ya. Hepsi benim yüzümden oldu. Çok şükür telefona bir şey olmamış Allah'tan. Kız. Ne oldu anne? Yine cam güzeli gibi oturmuşsun oraya. Hı? Ben senin nereye baktığını biliyorum. Ya anne, Yasin ne yapıyorsa biz iyi olalım diye yaptı ya. Şimdi kim bilir anasına sahişiyordur onu evde. Ay yeter vallahi yeter. İçim şişti Yasin'den. Yasin aşağı, Yasin yukarı. Bıktım. Bir daha şu ağzından Yasin lafını duyarsam o ağzını böyle bir yiyirim senin vallahi. Aa, bu ne be? Onca derdin varken bir de o mendebur karının oğluna mı üzüleceğim? Hamama giren terler. Biz mi dedik ona git de bize bir yala ayarla diye? Kendi yaptı her şeyi. Bedelini ödeyecek. Bir daha duymayacağım vallahi Yasin'i ağzından. Sen şimdi bırak şu Yasin'i Masin'i de. Bak. Şu çirkef Şükriye. O mendebur Salih'a hiçbir şey söyleyememiş ya. Allah'tan. Kadın hiçbir şey bilmiyor. Keşke hiç girmeseydik biz o yalıya anne ya. Önünden bile geçmeseydik biz o yalının. Kovulduk da zaten. Değdi mi hiç saçınız başınız yolduğunuza şimdi? Kızım, kızım bak o adam bizi kapının önüne koyamaz. Hangi adam? Of, nasıl anlatacağım ben bu kıza ya? Bak kızım sen şunu bir anlasana, şunu bir kafana soksana sen. Sen bugün o adamın oğlunun hayatını kurtardın mı kurtarmadın mı? Kurtardın değil mi? Değil mi? Üstelik o yatak odası salaklığını bile unutturdun. Bir de ablanın durumunu koy üstüne. O adam bizi kapının önüne koyamaz. Sen Okan verme işine çok güvenme anne. Ya baksana adamın çocukları bize pislikmişiz gibi bakıyor ya. Ablama da güvenme. Ablam bizim için hayatta yardım istemez. Ya baksana adamı tanıyormuş, bunca zaman sesini bile çıkarmadı ya. Benden de nefret ettiler zaten. Artık torpil morpil de olmaz. Sen unut o işi anne. Yalıyı da yarışmayı da unut. Aptal kızım benim. Aptal kızım. Kaptanın ustalığı durgun sularda belli olmaz. Sen daha ananı tanımamışsın. Anan geçti bir kere dümenin başına. Fırtınaymış, dalgaymış, vız gelir, tırıs gider bana.
Bizim daha Oyalı'yla işimiz bitmedi. Bitmedi. Oh, gör gör. Ananı bir alık kızı uğruna ne hale soktun onu gör. Oh. Kıpırdanıp durma anne. Süremiyorum. Öyle başın eğik durursun işte. Sen daha o alık kızın peşinden koş. Bir ömür boyu başın eğik durursun işte. Yazıklar olsun. Kazık kadar boyun var. Şuncacık aklın yok be. Yedi mahalleyi rezil olduğumuz yetmiyormuş gibi. Bir de hısım akrabaya rezil edecektim beni. Öldüm öldüm dirildim Saliha'nın karşısında dün gece. El mahkum. Gözünün içine baka baka yalan söyledim kadıncağıza. Kim için? Bir edepsizin. Başa oynak kızı için. Ya yeter! Anne lafını bil de konuş. Gelin ne olacak o senin? Allah yazdıysa bozsun o belayı. Ya anne bak tamam bak yanlış yaptım hata yaptım ama aranız düzelsin diye yaptım anne. Çünkü dünür olacaksınız. Siz iki ana ne derseniz deyin dünür olacaksınız. Ya ben Ece'yle evleneceğim anne alacağım Ece'yi bitti. Ben de çok sıkıldım. Ben bütün bu olanlardan. Bir yere gidelim mi? Hı? İkimiz baş başa. Hı? Ve kimseyi düşünmeden. Hayırlısı. Sana yasak ama Oyalı. Yatak mevzusu kapandı ama unutuldu sanma. Ne benim derdim pek? Hı? Söyler misin? Seni istemem mi dert? Nesi var annemin? Kaçıyorsun benden. Kaçmıyorum. Eğer geri dönmek mahalledeki durumunuzu rahatlatacaksa geri dönebilirsiniz. Ama kızınızı yanınıza getirmemelisiniz. Bu onun için de bizim için de uygun olmaz. Ben bu kızı tekrar Yalı'ya nasıl sokarım? Hayır tabii ki. Ne oldu anne? Fikret. Yalı'ya da girdin işte. Niye kara kara düşünüyorsun? Evet anne yani ya. Yüzün gülsün birazcık. Sen konuşma. Geçen günkü aptallığından sonra hele sen hiç konuşma. Ya anne daha bugün kan verdin. Aptallığını unutturdun diyordun ya. Bir sana unutturamamışım belli. Bence ikiniz de konuşmayın. Şu yatak mevzusunda da ağzımı açtırmayın benim. Ne diyeceksin acaba Açınca? Çok merak ediyorum. Ne söyleyeceksin? Yüzsüz yüzsüz. Ne anlatacaksın? Yüzsüz derken neyi ima ettiğini sormayacağım bile. Sen benim neyi ima ettiğimi gayet iyi biliyorsun. Adamla sizli bizli konuşuyorsun ama belli ki ahbapsın. Gece yarıları adamın arabasına binecek kadar da samimisin. Anne. Eğer sen bana oyun oynamasaydın, bu adamı bana tanıdığını söyleseydin... ...ben kardeşin için Yalılara gidip el alemin pisliğini tozunu almazdım şimdi. O iş olmayacak. Boşuna hayal kurma. Hele bu olaydan sonra hiç olmayacak. Eline boşuna toz bezi aldın sen. Bak sırf bana olan inadından kardeşinin istikbaliyle oynuyorsun. Şimdi gözler bizim üzerimizdeyken bizi hoş tutmak isterler. Konuşsana sen şu Sinan'la bir. Duymuyorum seni. Yasin. Anne ben 5 dakika Gülsümler'e gidip geliyorum. Aston bitmiş. Kızım. Ne olur kardeşinin elini tutsan, istikbalimiz için parmağını oynatsan, ne olur incilerin mi dökülür? Ha? Ne olur? Yapma dedim. Yapma.
çeker kendine. Kemiklerim vereceğim suç çocuğum. Kesin bir bak kurbanım. Kurbanın olayım yapma çocuğum. Yapma. Allah'ım. Kurbanın olayım yapma çocuğuma. Yapma. Ulan bana bak. Ulan seni bir daha o kızın yanında görmeyeyim lan. Siz ister dövün ister sövün. Ben Ece'yi seviyorum baba, alacağım Ece'yi. Sus oğlum. Dilini tut bari. Susturamazsınız anne. Dilimi susturabilirsiniz ama kalbimi susturamazsınız. Ben seviyorum Ece'yi. Bak hala konuşuyor ya. Kurban olayım be yapma. Siz ne yaparsanız yapın. Ben Ece'yi seviyorum, alacağım Ece'yi tamam mı? Ben Ece'yi seviyorum. Cesetimi çiğnersin. Oğlum nereye gidiyorsun? Dur. Çok bir edepsizin kızımla ne hale düştün? Git Ece. Yasin gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Hepsi benim yüzümden oldu. Allah kahretsin gibi kalmıştı ya. Benim yüzümden dayak yemediğin kalmıştı. Ya tamam aşkım bak acımıyor bir şey yok. Hadi evine git bak şimdi anan çıkacak. Gitmem. Ben de yedim o dayağı seninle gitmeyeceğim. Baksana. Ben de sana ziyan edecek kız var mı? Bak bakalım bana. Bak bak bak. Var mı? Söyle o zaman. Evlenecek misin beni? Ya. $100 gördün mü? Ne doları ya? O, suratıma attığı $100. Ya ne bağırıyorsun ben nereden bileyim abla? Birazdan çıkacağım. İyi. Kapıya iyi bak Fazilet. Kelebek gibi açılıyor. Kaderin kapısı da işte böyle açılacak sana. İşte böyle açılacak. Hayırlı sabahlar Ayvaz Efendi. Size de Fazilet Hanım. Size de. Ay vallahi da billahi de geldi. Ay şundaki havaya bak. Kim der dün kendini yerden yere vurdu diye. Vallahi onu bunu bilmem de korkulur bu kadından. Gel ben sana gözükeyim ne istediğini gel gel. Dur dur
sen. Bak hangisinin çilesini istiyorsun ha? Kimin kaderini istiyorsun? Yapma. Bir tane de orada var ha? Gencecik yaşında neneye dönmüş halı silkelemekten. Onun gibi yaşlanmak mı istiyorsun ha? Biri karnında biri elinde görüyor musun? Güzellikten eser kalmamış ha? Onun gibi mi olmak istiyorsun? Bir söyle sen bana bir söyle. Sen bana ne istediğini bir söyle. Ne istiyorsun? Geldim. O buz gibi havada şu kadarcık üşümedim ben. Neden? Bugün heyecanıyla yanıyordum çünkü. Aşkım kıyamam ya. Neyse ben her şeyi hallettim hadi. Hadi. Ablama söylese miydim acaba? Aşkım. Bak her şey öyle güzel olacak ki bugünü hiç unutmayacağız. Bugün en güzel günlerimizin başlangıcı olacak. Sana söz veriyorum. Her şey çok güzel olacak. Bugüne gelmek için neler çektiğimizi, her şeyi çocuklarımıza anlatacağız sonra. Sana söz veriyorum. Tamam mı?